Harfini koyu olan aralığa yazacağız. A harfinin yazımı da değişti bu arada. Ona da dikkat edin yazarken. A harfini yazarken öncelikle bir hilal çiziyorum ama yukarıda birleştirmiyorum. Evet, bir hilal çizdim. Yukarıya kadar elimi götürmüyorum, unutmayın. Sonra elimi kaldırıyorum. İkinci bir hareket olarak üstteki çizgiden alt çizgiye doğru yukarıdan aşağıya dik bir çizgi indiriyorum. Ve harfimi tamamlıyorum. Bir daha yazalım. Dışına taşınmadan ve içinde de küçük kalmadan bir hilal çizdim. Sonra bu iki noktayı düz bir çizgiyle, yukarıdan aşağıya düz bir çizgiyle tamamlıyorum. Bir daha. Evet. İki harekette tamamladım. Bir daha görelim. Yukarıdan aşağıya düz bir çizgiyle de harfimi tamamladım. Son kez bir daha yapıyorum. Bir hilal çizdim dışına taşırmadan. Ve yukarıdan aşağıya bu noktaları da birleştiriyorum. Küçük A harfimi bitirmiş oldum. Büyük A'yı da yazarken iki tane aralım olduğunu söylemiştim. İki aralığa da sığdıracak şekilde yazıyorum. Üç harekette yapacağız büyük A harfini. Önce sola eğik bir çizgi. Elimi kaldırdım. Sağ eğik bir çizgi. Çizgiyi taşırmadan, çizginin dışına çıkmadan. Sonra orta noktadan ikisini birleştiriyorum. Düz bir çizgiyle. Büyük A harfi de bu şekilde. Bir daha yazalım. Sola eğik, düz bir çizgi. Sağa eğik, düz bir çizgi. Ve ortadaki çizgileri birleştiriyorum. Bir daha yapalım. Sola eğik, düz bir çizgi. Sağa eğik, düz bir çizgi. Ve bu iki çizgiyi de buradan birleştirerek büyük A harfimi de tamamlamış oldum. Yazım yönlerine dikkat ederek ve yukarıdan aşağıya çizgilerimizi tamamlayarak yapıyoruz. Siz de bunlara dikkat ederek bir sayfa küçük A harfi, bir sayfada büyük A harfi yazarsanız sevgili çocuklar kendinizi de biraz alıştırmış olursunuz. Kendinizi yormadan, çizginin dışına taşmadan yazmaya